Sen kızından hiç ayrıldın mı? Ayrıldım tabii. Bir süre görmedim. Yani gösterilmedi. Evet. Yani senin şeyin dışında, iraden tabii ki, dışında tabii ki maruz benim kaldığın iradem kişiden dışında öyle bir şey şey yaşadım yani. Bir yıl izini kaybettim. Zaten mahkeme, ben öğrenci olduğum için, annem babam da olmadığı için maddi olarak çocuğumun gereksinimlerini karşılayamayacağım, ki avukat tutacak param da yoktu, karşı tarafa vermişti çocuğu. Ama ben çocuğumu mesela 2 gün alabiliyordum her hafta. Fakat bir keresinde gitmek istemedi. Sonra tamamen ona farklı anlatılmış. Sonra bir daha ne telefon ne bir şey, hiçbir bağ kuramadım onlarla. Evet, bir yıl yaklaşık. Öğrenciyim. Kaç yaşındaydın? Abi şimdi yaşımı hatırlamıyorum. 20, öğrenci, 23, üniversite öğrencisi. Evet, evet, üniversite öğrencisiyim. Kız kaç yaşındaydı? O zaman o aldığımda yani 6, 5, 6. Yani o zamana kadar benimle birlikteydi. Sonra işte bir yıl okul dolaştım. Okullardan okula başlayacağı yıl izini buldum bir tane okulda. Ondan sonra işte görmeye başladım. Sonra işte adreslerini bulduğum için mahkemeye başvurabildim. Bir öğretmenim vardı, o çok yardımcı oldu, üniversiteden bir hoca. Ne yapmam gerektiği konusunda. Böyle muazzam bir hikaye. Şey, evet, aslında böyle tabii çok uzun hikayesi var da çok dokunaklı bir şey gibi geliyor. Bazen baktığımda bunu yapabildim mi, ben miyim o? Yani işte gizli gizli gidip görüyorsun çocuğu, o seni görmesin diye saklanıyorsun çünkü durumu etkilenmesin istiyorsun. Psikolojisi etkilenmesin istiyorsun ve ondan sonra görüyor seni ve o yaşadığımız an yanımızda olan herkes, yani bir an böyle bir yıl görmemiş anne diye senin kucağına atlıyor ve sen böyle duruyorsun ağlamamak için, bak tamam ben seni alacağım diyorsun ve çocuk eve gidiyor, çocuk aklıyla anlatıyor, kaçıyor falan filan, ama sonunda ne oluyor, biz kızımla beraberiz, kızımı da aldım, birlikte büyüdük, büyüyoruz. Harika. Yani tüm bunlar geçirebilecek, aşılabilecek şeyler. Yaşadığın dönem içerisinde sana çok ağır geliyor. Ama bütün bunlar bir yandan da insanı büyütüyor ve olgunlaştırıyor. Dünyanın sonu, bu kadar. Dünyanın sonu değildir diyorsun. Evet, evet. Yani.